Evet, değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Malumunuz bugün bir meclis toplantısı yaptık, meclisin ikinci oturumunu. Belki orada bu açıklamayı yapmak uygun olmaz düşüncesiyle zahmet etmiş oldunuz. Sizi davet ettik. Bugün bu açıklamayı burada yapıyorum. Zaten söz konusu açıklamanın konusuyla ilgili mesele dün elimize ulaştı. Bu elimize ulaşmasıyla beraber tabii adeta şok geçirdik. Niye şok geçirdik? Şöyle düşündük, perde arkasında seçime 2 yıl gibi bir süre var. Artık herkes yavaş yavaş gardını alıyor. İşte iftira, aldatma, yalan, manipülasyon çalışmaları şimdiden başlamış gibi gözüküyor. Şöyle ki, dün tarihli 9-5-2022 tarihli bir Sakarya Valiliğimizden İdare ve Denetim Müdürlüğü'nden gelen bir bilgi notu, bizden istenen bilgi notu var. Bu bilgi notunu öncelikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Akabinde biraz konuyu açmak istiyorum. Şimdi bir veya birden fazla kişi İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulan ve incelenmek üzere valimize iletilen dilekçede diye başlayarak 6 maddede bazı iddia ve şikayete konu meseleleri gündeme getirmiş. Neymiş bu şikayete konu meseleler? Birincisi, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı İller Bankası'ndan 52 bin TL yani 52 milyon TL borçlandığı, bu borçlanma için Karasu Belediye Meclisi'nden borçlanma yetkisi almadığı ve de İçişleri Bakanlığı'ndan olup alınmadığı. 2. Belediye Başkanı İshak Sarı Karasu sahilinde kıyı kenar çizgisi içerisinde bulunan yapılar hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı, bu yapı sahipleri imar affı için müracaat etmiş olup müracaatları Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından reddedildiği, yine Karasu Belediyesi Karasu sahilinde Akkum mevkiinde kıyı kenarında kalan bölümde beton duvar örüldüğü. 3. Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı sahil bandında kalan 2019 yılında turizm bölgesinden çıkarılan yeşil alan ve ibadet yerlerini para karşılığında kaldırttığı, bu işlemler meclise girmeden yaptığı ve 3. maddenin alt bendi A, Akkum bölgesi Yalıkent sitesi içerisinde bulunan yeşil alanı kaldırarak belediye meclis üyesinin akrabasına inşaatın yaptırıldığı. B. Karasu'da eski Fenerbahçeli futbolcunun arsasındaki ibadet yeri 360 bin TL alınarak kaldırıldığı. 4. Belediye başkanı ve yardımcısının Manav Pınarı köyünden onar dönüm yer aldığı. 5. Karasu'da imar 3 katlı olmasına rağmen TOKİ konutlara arkasında Karasu İnşaat 4 kat ruhsat verildiği. 6. Yaşar Petrol Ürünleri Otomotiv Tarım Madeni Yağ Alımı işi 2019'a 323.526 dosya No'da Sakarya 9-7-2019 günü saat 10'da yaklaşık maliyeti 237 bin TL olan mal pazarlık usulü ile ihale yapıldı. Maliyetin çok üstünde ihale edilerek bu firmaya verildi iddia edilmektedir demiş ve incelemeye esas olmak üzere belirtilen iddialarla ilgili Karasu Belediye Başkanı'ndan beyanı ile ilgili belgelerin onaylı birer örneği. Şimdi değerli arkadaşlar, 6 madde içerisindeki bu deli saçmalıklarını şimdi tüm Karasu huzurunda size ifade etmiş oldum. Avukatım burada. Şimdi söz konusu şikayet edenin ve bu deli saçmalıklarının çok esasında çok tanıdık geliyor. Aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Ama şudur diyemem. Bu deli saçmalıkları siyasi malzeme haline getirmek için şimdiden hazırlanmış ve İçişleri Bakanlığı üzerinden valiliğe gönderilmiş durumda. Şimdi ben de şunu özellikle ifade ediyorum. Şey oradaysa, arşın oradaysa, şey de burada. Ben de bunları bu hali hazırda avukatıma teslim ediyorum. Bizzat ben mahkemeden, savcılıktan bu konuların araştırılmasını istiyorum.
Eğer bunlar, bu iddialar böyle çıkmazsa o şikayet eden şu anda belli değil. Ama savcılık araştıracak ve bu şikayet edeni bulacak. Dolayısıyla bu şikayet eden hakkında iftirada, yalan beyanda bulunmaktan suç duyurusunda bulunmuş olacağız. Akabinde de tazminat davası açacağız. Şimdi özellikle şöyle söyleyeyim. Birinci maddeyi şimdi açıyorum. Karasu Belediyesi Başkanı İsa Aksaray İller Bankası'ndan 52 bin TL borç. Ben göreve geldiğimden beri değerli arkadaşlar 1 TL kredi kullanmadım. Kredi yetkisi aldım. 2 milyonluk bir de 5 milyonluk yetkiler aldım ama bu kredileri de kullanmadım. Bırakın 52 milyonu. Ben bugüne kadar geçmiş dönemin 20 milyonun üzerinde borcunu ödedim. Karasu Belediyesi'ni gerçekten kıymeti harbiyesi olan kurumsal kimliğe haiz bir belediye haline dönüştürmüş durumdayız ve buradaki çalışmalarımız hali hazırda devam ediyor zaten. Karos'taki çalışmaları hiç söylemek istemiyorum. Onları zaten siz kendiniz görüyorsunuz. Neler yapıldığını, neler yapılmaya çalışında. Bu ekonomik darboğaz ve görev alındığında üstlenilen bu borç yüküyle beraber Karasu'da neler yapıldığını herkes müşahede ediyor. Takdir etmeyenin sadece art niyetli kafasındaki hesaplar üzerinde takdir etmediği bir ilçe durumunda şu anda. Dolayısıyla ikinci madde, Belediye Başkanı İsa Aksaray Karasu sahilinde kıyı kenar çizgisi içerisinde bulunan yapılar hakkında herhangi bir işlem yapmadı. Bu külliyen iftira, bırak yapmamayı, yapı kayıt belgesi alanların o kumun üzerindeki yapı kayıtlarının iptalini çevre müdürlüğünden isteyen bizzat benim geldiğim zaman hem Sakarya Nehri kenarındaki hem kumun üzerindeki yapılarla ilgili çevre müdürlüğünün iptal etmemesi üzerine bakanlığa, çevre bakanlığına mahkemeye müracaat ederek iptal edilmesi noktasında bizzat müracaat edip davaları kazanan Karasu Belediyesi'ne bizzat benim. Bu işleri bizzat da takip ediyorum. 50 tane açılmış dava var. Bu açılmış davaların da %50'si kazanılmış durumda. Yani iptal ediliyor. Ben bunu mahkemeden zorla iptal ettiriyorum. Bırakın bunlara ön açmayı, usulün uygulanması noktasında hareket ediyorum. Dolayısıyla buradaki maksat bunun nasıl bir uydurma, nasıl bir ahlaksızlık, nasıl bir haysiyetsizlik, nasıl bir akıl tutulması, onu çok bu manada hakikaten şaşkınlık yaşıyorum. Bu konuda başka ifadeler kameralar huzurunda, kamuoyunda kullanmak istemiyorum ama bunu da kamuoyu takdirine bırakıyorum. Bu mu yani? Şimdi o zaman akla şu geliyor. Karasu'da 3 yıldan beri geçmiş dönemin alışkanlıkları üzere Karasu'yu sömüren, Karasu'yu yiyip bitiren, Karasu Belediyesi'ni yiyip bitiren bir takım güruhun artık bunu elde edememesi üzerine gelecek hayal ve planlar kurması sebebiyle bu şekliyle bir dilekçe İçişleri Bakanlığı'na gönderdiğini ve soruşturma başlatmak istediğini düşünüyorum. Bunlar beyhude çabalar. Ben de tam aksine buyurun diyorum kamuoyu huzurunda el mi yaman, bey mi yaman görelim. Ben bizzat bunları hiç şeye gerek yok. Hiç İçişleri Bakanlığı'ndan idari soruşturmaya bile gerek yok. Direkt ben savcılığa bu konuları bildiriyorum. Araştırılsın. Çıkmazsa bu şikayet edenle hesaplaşacağız kamuoyunda. Kim şikayet etmişse bunu. O da çıkacak. Şimdi ismi gizli. Ama muhakkak bu TC kimlikle şunda buna girilmiştir. O da çıkacak ve o zaman kamuoyunda bir kez daha bu manada hesaplaşmış olacağız. Başka bir iddia. Karasu Belediyesi Başkanı İsa Aksaray sahil bandında kalan 2019 yılında turizm bölgesinden çıkarılan yeşil alan ve ibadet yerlerini para karşılığında kaldırdı. Nerede bu para? Hangi yeşil alan kaldırıldı? Değerli arkadaşlar, yeşil alanların muhafazası için bizzat müdahale eden, imar planlarına müdahale etmeye çalışanları engelleyen bizzat benim. Onun için Adapazarı'nda orada burada yaygara koparıldı. İkilik çıkarılmaya çalıştı. Şuna şöyle yapılıyor, buna... Biz burada özellikle plancılara 5000'lik planlarda 2008 Karasu'daki sahil bölgesindeki 2008 planların aynıyla muhafaza edilmesi ve hiçbir şeye dokunulmaması gerektiğiyle ilgili ısrarımız ve akabinde el altından bunların çıkarılarak ticari alanlara çevrilmeye çalışıldığını ve yeşil alanların
671'e 675 sayılı parsellere kaydırılmaya çalışıldığını görünce müdahale edip dur diyeniz. Ve bu karın ağrısı işte bu tersten okutmayla önümüze çıkarılmaya çalışılıyor. Başka üçüncü maddenin A bendi demiş ki Akkum bölgesi Yalıkent sitesinde içerisinde bulunan yeşil alanı kaldırarak belediye meclis üyesinin akrabasına hangi yeşil alanı belediye meclis üyesinin hangi belediye meclis üyesi akrabasına verdiğimizle ilgili mahkemede bunun da karşılığını ve iddianın sahibini bulduğumuzda buna da hesaplaşacağız. Açık açık konuşsaydı Adap Hafta parsel verdiği bu kadar bilgi sahibi ise hangi ada, hangi pafta, hangi yeşil alan kaldırılmış da bunu vermiş. Bunlara mahkeme huzurunda da tek tek soracağız. Bu şikayet sahibi. Yok, sadece okuduklarım var. Adası, paftası, parseli yok. Bir iddia. Ben de size işte yoldan geçerken şöyle gidiyordunuz desem, siz öyle gitmiyorsunuz deseniz bu bir iddia olmuş olur. Ben de onun için diyorum bunların bir kısmı çok iddiadan öte çok nokta atışı böyle iftira niteliğinde olan şeyler. Hani iddiada da kalmamış. Bunu böyle yaptı şeklinde söylemiş. Hani iddia ediliyor gibi bir ifade kullansa bazılarında diyeceğim ki bunu duymuş bir yerde. Bu konu araştırılsın diyor şeklinde söyleyeceğiz ama maalesef onun boyutlarını geçmiş. Mesela bir tanesi de demiş ki B şıkkında Karasu eski Fenerbahçeli futbolcunun arsasındaki ibadet yeri 360 bin TL alınarak kaldırıldı. Arsasına biz 360 bin lira. Bizim dönemimizde hiçbir kişinin arsasından hiçbir şey kaldırılarak bir başka yere taşınmış değil. Tam aksine geçmiş dönemin dönemdeki iddiaları buraya taşıyarak, geçmiş dönemdeki iddiaları bu miktarları buraya taşıyarak bunu bize yamamaya çalışmayla ilgili bir operasyon hazırlığı bu. Bir başka mesele, belediye başkanı ve yardımcısı Manavkanı köyünde 10'ar dönüm yer aldı. Evet, ben 8 dönüm yer aldım. Bu anamın ak sütü gibi kendi paramla aldığım bir şey. Ben buraya işte cebi delik bir kuruşsuz gelen değil. Ben 13 sene bir fiil Karasu'da hatta icra avukatı olarak tanınan o hızlı zamanlarında çalışıp birikimle gelen birisiyim. Mal beyanım da buradadır. İki dönemi de burada istiyorum. Kamuoyu yüzünde o 8 dönüm yer aldım. 7000 küsur dönüm. İki dönemde neredeyse onu da buraya bu iddia sahibinden buraya koymasını istiyorum. Diğeri Karasu imar 3 kat olmasına rağmen TOKİ konutları arkasında Karasu inşaat 4 kat ruhsat verildi. Yani Karasu'da diyor 3 kat olmasına rağmen biz 4 kat vermişiz. O alanın değerli arkadaşlar o TOKİ böyle iki kısımdı. 600 konut yapılacaktı bildiğim kadarıyla. İki kısmı, bir kısmı yapıldı, bir kısmı kaldı. TOKİ yapmadı bunu. Ama o imarı TOKİ yapmıştı o bölgede. Dolayısıyla bir bölümünü yapıp bir bölümünü yapmadan bildiğim kadarıyla üçüncü bir kişiye sattı o imarla beraber. Yani TOKİ imarı nasıl orada 4 katsa muhtemelen tahminim 4 kat olarak orayı yaptı. Üçüncü bir kişi satın alarak, TOKİ'den satın alarak. Bu iddiayı da iddia sahibi bize yamamış, biz vermişiz gibi. Oysa ki orada ne biz imar değişikliği yaptık, ne TOKİ'ye ya da TOKİ'nin arsasına vatandaşa 3 kat işte buradaki alanlara 4 kat, bizim buradaki menfaatimizde de başkasına 4 kat verelim. Bu zamanda çok iddialı konuşuyorum. İmar kaçağı ile ilgili en ciddi mücadeleyi veren Karasu Belediyesi'dir. Ben çok iddialı konuşmayı sevmem ama müşahede ettiğim bir şey söylüyorum. Karasu Belediyesi bu zamana kadar belki de hiçbir zaman mücadele etmediği kadar İmar kaçağıyla mücadele etmektedir. Onun da bilgisini burada parantez olarak vermiş olalım. Altıncı madde Yaşar Petrol ürünleri, yağ falan filan. Bu zaten kamuoyunda yapılan bir ihale. Onu da arkadaşlara sordum, ihaleyi takip eden arkadaşlara. Herkese açık, limiti belli ve kim girerse onun o bedelden yani eksilterek ya da artırarak aldığı bir ihaledir. Bu konuyla ilgili de
en ufak bir şüphemiz kendimizle ilgili yok. Bu iddialar ve bu ithamlarla ilgili sizleri rahatsız etmiş olduk. Tabii bunların seçim yaklaştıkça ardı arkası kesilmeyecek ama bu iddialar özellikle çok tanıdık geldiği için çok dikkatimi çekti. Birilerinin çok ciddi canı yanmış, karnı ağrımış. Efendim söyleyeyim, kamu menfaatine el uzatamamış, kamu malına el uzatamamış. Belediye bunları engellemiş. Eski alışkanlıklarını devam ettirmek istemiş. Bunlar olmamış. Dolayısıyla birinin eline vermişler deli saçmalıklarını. Bunları yazdırmışlar. Bunlar da devletin yetkililerini, ilgili makamları meşgul etmek üzere ve bunlar dosya olarak bir yerde saklı kalsın. Yarın işte deriz ki evet senin hakkında da bunlar var. Efendim adaylık süreçleri olur, bilmem ne olur, bir şey olur. Ön alma mücadelesi olarak görüyorum bu iddiaları. Benim için ne ifade ediyor? Tam aksine, bu iddiaların aksine mücadele etmiş olmamızın neticesinde gelip fesih bizim kafamıza geçirme akıllılığı, kendilerine göre akıllılığını öngörüyorlar. Ben tekrar ediyorum. Bu iddiaları hiç idari soruşturmaya bile gerek yok. Ben şimdi direkt bunları savcılığa vereceğim. Ben kendim avukatım burada. Hazır buradayken direkt ben buradan savcılık makamlarına sesleniyorum. Bir avukatım da bu iddiaları direkt ben veriyorum. Kendileri adli olarak incelesinler. Ben de bu bunların iftira olduğunu buradan söyleyerek bu kişi ve kişiler hakkında suç duyurusunda bugünden tezyiyot bulunacağım ve hakkında maddi manevi tazminat talebinde bulunacağım. Mahkeme önünde kişi veya kişilerle hesaplaşacağız. Bunu ifade etmek için sizleri rahatsız etmiş oldum. Teşekkür ediyorum. Başkanım, bir sorumuz olacak. Geçmiş dönemlerde basın açıklamalarında Doğu Karadeniz Caddesi'ndeki sahil projesini şikayet edeni açıkça ifade etmiştiniz. Şimdi buradaki şikayeti kim olduğunu bilsek zaten ifade edeceğim. Oraya yani gelecektim. Bize gelen evrakta şikayet eden belli değil. İsmi gizlidir muhtemelen. Veya bunu savcılık kanalı zaten bulur. Doğu Karadeniz Caddesi'ndeki o 2,5 kilometrelik sahil projesini beğenmeyen var mı Allah aşkına? Herkes beğeniyor. Herkes orada yürümek için, kamuya açık alanda, orada zamanını geçirmek için herkes yarış halinde. Üstelik bu kış, yani şu geçtiğimiz kış göstermiştir ki oradaki duvarın, tahkimatın ne kadar gerekli olduğunu. Yani bu fırtına böyle devam etseydi muhtemelen o duvarda olmadığını düşündüğümüzde deniz evlere gelmiş olacaktı. Kaldı ki o duvarın bir zorunluluk sebebiyle, kum ve su erozyonu sebebiyle inşa edildiğini ve bu şeye yürüyüş yoluna üstüne tahkim edildiğini herkes zaten biliyor. Dolayısıyla biz önümüzdeki sezonda inşallah DLH'ya da müracaat ettik. Oradaki tahkimatların bir an önce eksik alanların yapılması noktasında girişimlerde bulunduk. Velev ki bu gecikirse biz geçici olarak kum torbalarını doldurup biz kendimiz tahkim edeceğiz. Oradaki kum erozyonu daha fazla olup da deniz kumları zayi etmesin diye işe yarar yaramaz bilemiyorum. Asıl soruma gelecektim başkanım. Mevcut adli makama başvuruda bulunacağınızı belirttiniz. Bunun sonucunu beklemeden şahısın ismi eğer netlik kazanırsa bunu kamuoyuna açıklamayı planlıyor musunuz? Yoksa iddia makamının ispatlamaya davet edecek misiniz? Her bunu türlü açıklarım. Hiçbir bu manada hiç kimseden korkum yok. Beni şikayet edeni neyle ilgili ithamda bulunduğunu, neyle ilgili şikayet ettiğini her türlü açıklarım. Biz hamdolsun çiğ yemedik. Bu manada karnımız ağrımaz. Kendimizden eminiz. Bu noktada beni bu iddialar çok tanıdık geldiği için daha önce de böyle Kısıldı gazetesiyle bir yerlere bir şeyler söylendiği için ve çok tanıdık geldiği için birileri bu işleri manipüle edip bir yerlerde hazır dosya olarak bulunsun. Yani bir yerlere girsin. Yarın ne olur ne olmaz bunları hazırlamış oluruz şeklinde düşündüğümden ki bu konuda da bu hislerimde yanılmıyorum. Ben karşı atak geliştiriyorum. Ben savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum.
bu iddiaları da araştırsınlar. Kişiyle de kişi veya kişilerle de hesaplaşacağız.